Merhaba arkadaşlar, ben Bülent. Yeni bir video ile beraberiz. Bu seferki izleyeceğiniz video Kaşkay ile ilgili değil. Akıllı süpürge, Xiaomi'nin akıllı süpürgesi ile ilgili. Biliyorsunuz son zamanlarda çok moda olan bu süpürge. Gerçekten para vermeye değer mi? Eve alınır mı? İş görüyor mu? İşte koltukların altına girebiliyor mu? Eşiklerden geçebiliyor mu? Şarjı ne kadar gidiyor? Bir uygulaması var. Bu uygulama telefona nasıl yükleniyor? Telefondan nasıl kontrol edilebiliyor? Gibi şeyleri anlatmaya çalışacağım. Biraz uzun bir video olacak ama belki bu akıllı süpürgeden almak isteyenler varsa onlar için bir faydalı olabilir diye düşündüm. O yüzden paylaşmak istedim. Teşekkürler, iyi seyirler diliyorum. Evet arkadaşlar, akıllı süpürgemiz bu. Bu vatandaş işte Xiaomi'nin Vacuum Cleaner diye geçiyor. Nasıl çalışıyor? Çalışma prensibi nedir? Tabii ki masanın üstünde çalıştırmıyorsunuz arkadaşlar bunu. Ama en azından bu çalışma prensibi nedir? Bunu göstermek için şimdi buraya koydum. Bakın şimdi power tuşuna basacağım. Çalışmaya başlayacak. Bu bölgeyi tarayacağını söylüyor. Ve bu masanın üzerinden düşmeden burayı temizleyecek. Yani normalde evin içerisinde dolaşırken de nasıl dolaşıyor? Bakın şurada üstünde radarı var. Bakın şurada dönen bir radar var. Şurada sensörleri var. Bakın şurada. Diğer tarafta kaldı. Bakın şurada sensörleri, kameraları var. Bakın oradan düşmeden böyle evi dolaşıyor. Şöyle küçük bir şeyi var. Nasıl söyleyeyim? Fırçası var. Onunla önüne toparlıyor tozları. Altında da bir vakumu var. Onunla da çekiyor. Deposu var, haznesi var. Onun içerisine dolduruyor. Daha sonra onları nasıl temizleyeceğimizi, nasıl çıkaracağımızı, bakımını nasıl yapacaksınız onları da göstereceğim. Şimdi en azından şurayı bir izleyelim. Çalışma prensibi nedir? Nasıl çalışır? Sensörleri ve kameraları vasıtasıyla bunu yapıyor arkadaşlar. Tıpkı bizim Kaşkay araçlarında nasıl akıllı sensörler var ya, onlar gibi düşünün. Böylece o masanın üzerinde düşmeden bu şekilde bir temizliğini yapabiliyor. Peki bu vatandaş halılardan çıkabiliyor mu? Evet arkadaşlar, çıkabiliyor. Biz bakın şu normal bizim elektrik süpürge. Bunu hiç yerini bile unutmuşuz neredeyse. Daha çok bu küçük vatandaş adını biz beyaz koyduk. Programlıyoruz. Her gün belli bir saat aralığında evi dolaşıyor, temizliğini yapıyor. İşte evi de buna göre dizayn ettik. Mesela aslında halıları, kalın halıları kaldırdık. Onun yerine şöyle ince, ne deniyor bunlara? İnce bir halı var işte. Onun yüzünden daha rahat geçsin diye. Bir de püsküllü olmayan halıları tercih etmeye çalıştık ki rahat çalışsın, takılmasın o pervanesine, onun püskülleri, iplikler dolanmasın diye. Siz de eğer bundan alacaksanız böyle püskülleri olmayan bir halı tercih ederseniz daha iyi olur. Bunu daha çok işte çalışan aileler tercih ediyor ya da evde kedi, işte köpek gibi hayvanlar besleyen, evcil hayvan besleyenler de tercih ediyor. Halının üzerindeki kiri, tozu, o tüyleri filan toparlayabiliyor arkadaşlar. Çekim gücü de fena değil. Yani bundan şu elektrik süpürge performansı beklemek doğru olmaz tabii ki. Önünden geçebiliyor mu diye söylemiştik. Biz ince halıları tercih ettik. Birazdan göstereceğim. Biraz daha kalın olan bir tane halımız var. Onun üzerinden de çıkabiliyor. Onu göstereceğim birazdan. Şeyleri de, mobilyaları da böyle ayaklı olan. Yani 10 santimetre olsun arkadaşlar şu yükseklik. Şuradaki yükseklik 10 santimetre kadar olsun ki oradan geçebiliyor. Koltuklarımız da yerden yüksek olduğu için onların altında rahatlıkla dolaşabiliyor. Şuradaki sandalyeleri görüyorsunuz ne kadar karmaşık. Ama onun içerisine girip orayı dolaşabiliyor arkadaşlar rahatlıkla. Hiç takılmıyor. Yani yolunu kaybetmiyor. Bu şekilde dolaşıp temizliğini yapabiliyor. Şimdi o kalın halıdan nasıl geçtiğini size göstermeye çalışacağım. Evet, bu bizim evimizdeki en kalın halı. Biz yerden ısıtma olduğu için kalın halıları kaldırdık. Onun yerine az önce gösterdiğim ince halıları kullanıyoruz. Ama bu şu kalın halının üzerinden de
şu kalanı şu şekilde. Buradan da çıkabiliyor arkadaşlar. İsterseniz bir çalıştırayım. Resuming the cleanup. Bu arada duvar dik yerine falan da nasıl temizleyebiliyor. O küçük fırçasıyla onu önüne çekiyor. Daha sonra kendi bakımıyla da içini çekiyor, haznesini çekiyor, topluyor oradaki tozları. Bakın şöyle sandalyenin altlarında dolaşabiliyor. Halıdan geçmesini bekliyorum ama şimdi alanı taradığı için biraz oyalandı. Bakın işte halının üstünden de biraz zorlanıyor. Birkaç hamle yapıyor, ileri geri yapıyor ama oradan çıkabiliyor arkadaşlar. Bakın şöyle zorlandığı zaman teker altındaki tekerin sesi geliyor şu an size. Böyle. Koltukların altında da şu şekilde. Eğer koltuklarınız böyle yüksekse bizimki gibi rahatlıkla bunların altında dolaşabiliyor, temizliğini yapabiliyor. Siz hiçbir şeyi dokunmanıza, ellemenize gerek yok. Ben hiçbir şeyi biz yani evdeki hiçbir şeyin yerini değiştirmiyoruz. Girebildiği her yere giriyor ve oraların temizliğini yapıyor. Evdeki en yüksek eşik diyebileceğimiz yer de burası. Buradan da rahatlıkla çıkabiliyor. Şuradaki giysi kabinin içerisinde temizliyor. Buraları da güzelce. Tabii şu yatağın altına giremiyor çünkü yüksekliği fazla değil burası, 10 santimetre değil. Buraya girip buranın altını temizleyemiyor. Şurada böyle püsküllü bir halı var. Bunun burada da dolaşabiliyor. Tabii bu püsküller biraz daha uzun olursa ya da hani tüylü püsküllü halılar var ya, onlarda dolaşması biraz zor olacaktır. Bu püsküllere takılabilir çünkü. Ama onun dışında gayet rahat dolaşabiliyor arkadaşlar. Peki bu elektrikli akıllı süpürgenin temizliğini nasıl yapıyoruz? Yani evin her tarafını dolaştı, temizliğini yaptı diyelim. Bunun kendi temizliğini, bakımını nasıl yapıyoruz? Şöyle, bakın şurada üstte bir kapağı var. Şu kapağı kaldırıyoruz. Bu arada şurada bakın bu ışık turuncu yanıyor. Başlangıçta beyaz bir ışık yanıyordu. Yani burada şarjın azaldığını gösteriyor. Birazdan uygulama üzerinde ne kadar süre çalışmış, ne kadar hangi alanları taramış, temizliğini yapmış, şarjı ne kadar kalmış gibi şeyleri hepsini size göstermeye çalışacağım. Şimdi ilk önce bir şu şeyi göstereyim. Bakın bu haznesi bu alttan çektiği şeyleri, tozları buraya topladı. Şuraya bakın şu mandalı şöyle bastırıyorum. Bakın şöyle bastırıp şunu çekiyorum. Evet, açıldığını söylüyor. İşte bu şekilde bir vakum şeyi. Daha sonra bunu şuradaki okların olduğu yöne doğru açıp bunu çöpe boşaltıyorum. Daha sonra getirip buraya takıyorum. Bunu her temizlikten sonra yapmak gerekiyor. Çünkü bu haznesi doluyor arkadaşlar. Daha sonra bunu alıyorum temiz bir şekilde, yani boşalttıktan sonra şu anda ben daha sonra bunu boşaltacağım. Yerine bu şekilde oturtuyorum ve de kapatıyorum. İşte bu kadar. Daha sonra alt tarafta bunu da çevirelim, ben göstereyim ben size. Şöyle çevirdiğimiz zaman bakın şöyle bu küçük o pervanesi bu tekerleri böyle yaylanabiliyor. Bu sayede işte o koltukların altına, işte masaların altına, konsolun altına girerken eğilip kendini ayarlayabiliyor. Peki şunu nasıl çıkaracağız? Şurada bakın oklar var. İki tane ok var. Şöyle şu şekilde bastırıp kendimize doğru çektiğimiz zaman bunu çıkarabiliyoruz. Bakın şuralarda toz birikmiş oluyor. Şuralara. Bunları temizleyeceğiz. Daha sonra bakın şunu çıkarıyoruz. Şuralarda da tozlar var. Bunları bu şekilde götüreceğiz. Çöp içerisinde temizliğini yapacağız. Yalnız bakın şunun içerisinde de kalmış biraz. Onu da başka bir elektrik süpürgeyle çektirdiğimiz zaman temizliğini
bu robotun temizliğini yapmış oluyoruz arkadaşlar. Basit, yani çok basit. Sadece yapacağım şey öndeki deposunu boşaltmak, bir de bunun temizliğini, bakımını yapmak. Evet arkadaşlar, şimdi de bu uygulamanın, telefondaki uygulama nasıl çalışıyor onu göstermeye çalışacağım. Şimdi bakın, uygulama arayüzüne girdim. 130 dakika çalıştığını, şarjının %29'da olduğunu ve 73 metrekarelik bir alanı taradığını bize gösteriyor. Şu bu haritada en son ben şu anda onu durdurup yerden temasını kestiğim için şu masanın üzerindeki kısmı taramış. Buranın haritasını çıkartmış. Normalde ana merkezinden çıkıp bütün evi dolaştığında bütün evin haritasını da çıkarabiliyor. Ama yerle ilişkisini kestiğinde o harita sıfırlanıyor. Yeniden başladığı zamanki yeniden bir harita çıkarabiliyor. Bunun üst modelleri hafızasında o haritayı tutabiliyor. Bunda o özellik yok. Ama yine yeniden başladığında da evin haritasını çıkarıyor arkadaşlar. Aradaki fark, yani üst modeliyle arasındaki fark bu. Bir de o üst modeller herhalde biraz daha çekiş gücü biraz daha fazla. Ve altında bu sadece tozu çekebiliyor. Üst modellerinde şey var. Altında mop, yani temizlik bezi var. O bezle bütün evi de silebiliyor. Ama o ne kadar sağlıklı bilemiyoruz. Neyse, biz bunu tercih ettik. Şimdi bakalım şu ayarlarına bakalım. Şuna tıkladım. İlk önce vacuum settings'e tıklıyorum. Bu şey, robotun hangi saat dilimleri arasında çalışmasın. Yani gece saat 10 ile işte sabah saat 8, bu saatler arasında çalışmasın. İstiyorsan bunu ayarlayabilirsin. İstersen değiştirebilirsin de, o saat dilimini sana kalmış. Buradan çıkıyorum. İkincisi şunu tıkladım. Bu güzel bir özellik. Hangi günlerde, hangi saatlerde çalışmasını istiyorsan onu buradan ayarlayabiliyorsun arkadaşlar. Bakın şunu tıkladım şimdi. Mesela bak, saat 2'de çalışsın demişim. İşte şurada çalışmasını istediğim, işte her gün mü çalışsın, günden güne mi çalışsın, hafta içi mi çalışsın, karışık mı çalışsın gibi, bunları buradan seçebiliyorsun. Ben işte bakın şu güllerde, Sunday, Thursday, Thursday, Saturday, bu günlerde çalışsın diye seçmişiz. Her gün bu günlerde saat 2'de çalışacak. Çalışırken de hangi modda çalışsın? Yani çalışırken standart modda mı çalışsın, işte maksimum modda mı çalışsın gibi, bunları da seçebiliyorsun arkadaşlar. Bu işte sizin en çok hoşunuza gidecek özelliklerden biri. Biliyorsunuz bunu uzaktan da bu uygulama üzerinden kontrol edebiliyorsunuz. Yani evde değilken de bu şeyi çalıştırabiliyorsunuz. Ondan sonra şuna bakalım. Bu robotun konuşma dilini buradan seçebiliyorsun. Başlangıçta Çince olarak geliyor. Biz İngilizceyi seçtik. Türkçe yok maalesef. Türkçe olsaydı Türkçeyi seçecektik ama o yok. Oradan çıktım. Sonra şu bu modu, clinic mod, yani robotun hangi modda çalışmasını istiyorsan, bu silent, sessiz, standart, biz genelde standartta çalıştırıyoruz. Turbo daha güçlü, maksimum en güçlü modu. Ama turbo ve maksimumda çalıştırırsan tabii ki ne olur? Şarjı daha çabuk biter. Yani kendini şarj etme ihtiyacı daha erken olacaktır o zaman. Yani bütün evi dolaşmadan şarjı, biliyorsunuz, %20'ye kadar düştüğünde gidiyor, kendini şarj ediyor. Sonra tekrar kaldığı yere gidiyor, oradan kaldığı yerden devam edebiliyor. Bu şekilde. Sonra şu, bakın, bu şekilde bu oklar vasıtasıyla kendin elle de manuel bir şekilde hareket ettirebiliyorsun bu robotu. İstediğin yere götürebiliyorsun. Aynı şekilde şunu tıklarsan, bu da joystick şeklinde, şöyle tıklayarak şu şekilde, bu şekilde onu şey yapabiliyorsun, çalıştırabiliyorsun arkadaşlar. Şimdi durduralım, çalıştı hemen. Onu durduruyorum, şimdi durdurdum. Sonra geri çıkalım. Ne dedik? Bunu baktık. Clinic history, yani çalıştığı süre içerisinde yaptığı, ne kadar, hangi tarihte, hangi saatte, ne kadarlık alanı, kaç dakikada temizliğini yapmış. Bunların sana şeyini tutuyor arkadaşlar. Ne derler? Hafızasında tutuyor. Sonra şu, bu çok güzel. Bakın şu bakımlarının, filtrenin bakımı %68'deyim şu anda. İşte altındaki şu küçük fırçanın, şuradaki küçük fırçanın işte bakımının %76'da. En alt
kendi altında şey var. Asıl ana fırçası var. Onun bakımı %84'te. Ve sensörler var. Biliyorsunuz şu radarlar şu yan tarafında. Bakın şurada şöyle sensörleri var. Bunların da temizliğini yine şöyle nemli bir bezle güzelce temizleyip onun bakımını yapmamız gerekiyor. Bunları bize hep söylüyor. Tamam mı arkadaşlar? Buradan takip edebiliyoruz. Bu da güzel bir özellik. Başka ne? Nereye baktık? Şuna bakalım. Bu da bu robotla ilgili tanıtım videoları var arkadaşlar. Bu robotu kısa kısa videolarla nasıl çalıştığını bize gösteren burada videolar var. Şu Find My Mind Unit. Yani bazen bu robot bir kabloya takılıyor. Ya da bir yere takılıyor. Oradan çıkamıyor. Çıkamadığı zaman kendini kapatıyor. Orada duruyor. Sen dışarıdasın. Eve geldin. Robot baktığın yerinde yok. Ama onu arayacaksın. Ne yapacaksın? İşte şu uygulamadan şuraya tıklarsan şuna Hi, I'm over here. O da sana nerede olduğunu seslenerek belli ediyor. Hi, I'm over here. Ben buradayım diyor. Gel beni bulabilirsin diyor. İşte bu şekilde arkadaşlar. Bu uygulamayı da bu şekilde tanıtabilirim.